Herkese merhaba. Bugün aslında çok değişik bir video ile karşınızdayım. Dünkü videomda irmik tatlısı yapmıştım. Biliyorsunuz izlemişsinizdir. İzlemeyenler için yine videolarımdan tatlımı bulabilir. Dün irmik tatlısı yaptıktan sonra Şeref babamla bir video çekmek istedim. Bunu da yorumlarda görmüştüm. İşte Özge, Şeref baban 30 yıllık taksi şoförü, anlatacak çok şey vardır. Onunla bir muhabbet et, değişik anıları vardır belki. Onunla muhabbet eder misin? İşte izleriz falan demişlerdi. Ben de buna istinaden dün irmik tatlısından sonra Şeref babamla birlikte bir video çektik. Aslında dünkü videoyu ekleyecektim ama video çok uzun oldu. Yani yaklaşık bir 30 dakika falan oldu. Ben de çok uzun videoların biraz sıkıcı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok fazla uzun videolar koymamaya çalışıyorum. Videoyu kesmeye çalışsam da babamın o kadar güzel farklı farklı anıları var ki hiçbirini kesmeye kıyamadım. O yüzden onu bugün ayrı bir video olarak sizinle paylaştım. Bu arada gördüğünüz üzere fark etmişsinizdir. Ben artık evime geldim. İstanbul'dayım. Ama bugünkü videoyu dün Karasu'da babamla birlikte çektik. O zaman artık daha fazla uzatmadan videoya geçiyoruz. 30 yıl boyunca gerçekten evet, çok zor bir meslek yapmışsın. Bununla ilgili böyle komik ya da değişik anılarım var mı? Böyle aklına ya gelen. Şimdi yani kısa kısa. Çok anılarımız var tabii ki. Yani. Şimdi anlatılacak anılar var. Anlatılmayacak anılar var. Unuttuğumuz anılar var. Yani hangisini anlatayım bilmiyorum ki, yani o kadar çok şey var ki. Yani şimdi şöyle bir şey var, yani kötü anlamda taksilerin başına bazı şeyler geliyor, evet, ya. Evet, maalesef. Şimdi bu bir kere ilk başta taksicinin kendi bilgisinden, yapısından kaynaklanıyor. Şöyle ki, şimdi biz zamanla insan sarrafı olduk. Evet. Yani şimdi adam arabaya biniyor mesela, o anda o adamın psikolojisini taksici eğer anlayabiliyorsa ona göre davranıyor, ona göre konuşuyor ve yani başına herhangi bir şey gelmesini önlüyor. Yani şöyle söyleyelim. Şimdi insan mesela o anda bir şeye kızmıştır. Sen şimdi o adamla ters düşemezsin. Çünkü adam patlamak üzere. Ne yapıyorsun? Ona göre davranıyorsun, ona göre konuşuyorsun. Yani zıtına gitmiyorsun. Nabza göre şerbet veriyorsun. Tabii verir. Yani şimdi o tabii o neden kaynaklanıyor? Taksicinin biraz bilgisinden kaynaklanıyor. Deneyiminden kaynaklanıyor. İşte adam biniyor arabaya, atıyorum A partisinden. Hı hı. Diyelim ki ben B partiliyim. Adamla ben kesinlikle tartışmam. Ya bu arada taksilerde gerçekten o parti muhabbeti bir şekilde ama geçiyor. Şimdi şöyle bak, hayat Türkiye'de siyaset çok konuşuluyor. Siyaset öyle konuşuluyor. Nerede konuşuluyor? Kahvelerde. Birincisi bak, birincisi taksilerde, ikincisi berberlerde. Gerçekten berber, evet. Bak taksi, berber, kahve. Bizde öyle olmuyor da sizde muhakkak. Yani bunu çünkü yani bu bunları yani toplumun nabzını tutan taksici, evet, berber ve kahvedir. Evet. Mesela Cumhurbaşkanımıza bak, her seçimden önce illa gibi taksi durağına gider. Biz siyasiler illa gibi taksi durağına gider, çay içer. Aa. Yani bu neden yapıyorlar? Yani ya işte biz taksicileri sevdiğimiz falan değil. Oradan bir şey tutuyorlar. Halkın yani nabzını tabii yani ölçüyorlar. Bir berbere giderler mesela her seçimden önce. Evet bak, şu anda sen söyledikçe aklıma fotoğraflar direkt gözümün çünkü önüne geldi. Biz şimdi toplumun yani bir fabrikada çalışan insanla bir taksici bir de olamaz. Çünkü neden? Bize B partili biniyor, A partili biniyor, C partili biniyor. Ne bileyim Alman biniyor, İngiliz, Suriyeli, yani avukat, doktor. Evet. Her kesimden şeyi tutabiliyorsun yani. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Ama sen de ona göre davranıyorsun. Doğru. Anılarım çok var. Mesela bir tanesini anlatayım. Onu hiç unutamadım. Her yerde konuştum. Mesela örnek verdim. Bir gün bir Ramazan'da ben genelde Ramazan aylarında akşamları çalışıyorum. İşte saat 4'te arabayı alırdım şoförü. 3'te 4'te. İşte iftara 15 dakika kala, yarım saat kala ve 10 dakika kala eve gelip iftar yapardım. Tabi bazen de yetişemezdim eve iftara, dışarıda yapardım. Bir gün bir aile aldım, işte iftara yarım saat falan var. Dedim ki kendi kendime bu son işim, alacağım evime gideceğim. Duraktan çıktım, Dolayba var Kutköy tarafında. Oturup oraya gittim ama kadın arkaya bindi, adam öne bindi. Ama kadın devamlı olarak ağlıyor. Aa. Tabi devamlı ama böyle çok ağlıyor ama. Şimdi Ramazan oruçtur. Hani ben dedim kendi yani dini şeyleri artmıştır. Hani öyle de oluyor bazen. Hmm. Yani onun için ağlıyordur falan diye. Hiçbir arabada hiçbir konuşma geçmedi ama. Evet.
Gittik yolun üstünde, minibüs yolun üstünde bıraktım ben onları. Geri döndüm, oradan eve geleceğim. Binerken arabanın koltukla kapının arasında bir boşluk vardır. Oraya cüzdan düşmüş, o adamın cüzdanı düşmüş. Adamları bıraktığım yere geldi tekrardan. O ağlayan kızın. Evet. Onun cüzdanı düşmüş adamın. Tabii tabii. Şimdi ben normal bir binanın önünde bırakmadım. Ana caddede bıraktım evet, onları. Evet, nereden bıraktın? Yani dedim belki hani orada arıyorlardır gibilerine. Gittim oraya, kimse yok. O ara tabii ezanlar okumaya başladı. Tamam. Herkes çekildi evine, kimseler yok. Bir tane bakkal var böyle sokağın içinde. Gibilerine. Gittim dedim ki böyle ben dedim buraya 15-20 dakika önce bir müşteri bıraktım. Bir bayan işte bayanı tarif ettim, adamı tarif ettim. Ağlıyor ya dedi, dedin mi? Tabii dedim. Dedi vallahi dedi, onlar dedi ben de tanıyorum dedi. Onlar işte şurada oturuyor dedi. Kadın dedi eve gitti dedi. Adam da dedi tekrar dedi pendeye indi dedi taksiyi aramaya. Ha seni aramaya. Yani beni aramaya. Aha. Ya dedim onu dedim bir zahmet çağırır mısın dedim. İşte çocuğunu mu gönderdi? Birisini gönderdi. Kadın geldi. O kapalı kadın bana bir sarılıyor. Bir sarılıyor bana. Ağlayan. Yine ağlıyor ama. Allah Allah. Niye? Ya cüzdanı düşürmüşler ya. Ha. Neyse teyze dedim işte ben de tabii çok büyük yani yaşı büyük. Dedim teyze dedim işte sizin cüzdanım. Evet dedi benim cüzdanım dedi. Dedim ben hiç dedim açmadım. Gerçekten açmadım. Dedi ki bunun için dedi para var biliyor musun oğlum dedi. Yani olabilir dedim ben açmadım dedim. Bir açtık o zaman marklar da vardı. Ya yalan söylemeyeyim 6000 mark 10.000 dolar veya tersi. Oh. Yani böyle çok yüklü bir para var. Bu para ne biliyor musun oğlum dedi bana. Hac deme. Değil. Daha fena. Tüylerim ağlayacağım şu anda bir dakika. Tüylerim diken diken oldu. Ne parasıymış? Çocuklara şehit olmuş. Evet. Ay bu gerçekten. Gerçekten çocuklara şehit olmuş. Çok da büyük borçları varmış. O işte oğlu için şehit parası veriliyor yani yardım ediliyor ya şehitlere. O paraya gitmişler işte borçların karşılığında işte dolar euro yapmışlar. Çocuğu için ağlıyor kadın. Ay çok üzüldüm şu anda. O arabaya yani. Bindiği zaman çocuğunun parasını hani aldıkları... Üzülüyor. Şey, yani tabii çocuğu şehit olmuş. Ay bir de kaybetmişler mi işte. Çocuk, bir de yani 200 lira mı 100 lira mı ne Türk parası var. Kadın bana diyor ki illa 100 Türk parasını sen aldı hepsini. Ya ben dedim niye alayım ben istemiyorum dedim para. Bir de şehit falan dedi ya. Evet. Dedim ben kesinlikle istemiyorum. İlla diyor yani o zaman o 100 lira da mesela oraya... 7 lira 8 lira yazıyor o zaman. Bana 100 lira yani taksimetrenin 10 katı 20 katını vermek istiyor bana. Ha. Dedim ki bak ama kadın bana yalvarıyor. Tamam dedim o zaman şöyle yapalım dedim. Ben dedim buraya işte 8 lira yazıyordu mesela o zaman. Ben dedim o zaman yine 8 lira alayım. Hani tekrardan geldim ya evet, pendikten geri. Taksi parası. Taksi parasını alayım dedim. Aldım o parayı. Yani işte kadın dedi illa iftar yapalım falan dedim ben yok olmaz. Geldim ama ben var ya bir böyle bir tuhafım. Babam çok duygulandım bu arada. Ya çok yani eve geldim işte anneme babama işte. Ay çok, ben şu an anladım. Ben bile çok duygulandım. Çok sonra duygulandım. Ne oldu ama biliyor musun? Bilmiyorsun. Ne oldu? Bayramın ilk günü ellerinde şeker, çiçek durağa giriyorlar. Ciddi misin? Evet. Ne kadar vefalı insanlarmış. Ve bu 3 sene 4 sene böyle devam etti biliyor musun? Her bayramda geldiler. Her bayramda bak hem Ramazan'da geldiler hem Kurban'da. Bayramlaştık böyle bir aile gibi olduk sonra... Ne olduysa koptuk yani. O zaman nasıl oldu? Yani telefonlarımız yoktu herhalde. Gerçekten tabii cep telefonumuz yani falan. Doğru insan bulmak çok zor. Sen de o doğru insan mısın o anda? Şans, yani onu var ya. Yani onu hiçbir zaman unutamam. Evet. Yani gerçekten unutulmayacak bir şey yani. Gerçekten çok hüzünlü bir hikayeymiş. Evet. Mesela bir şey daha anlatayım. Yine bir Ramazan günüydü. Bir tane kadın aldım benimle ilgili şimdi. Ama yaşlı böyle 80 yaşlarında falan var. Gözleri böyle masmavi. Yaşlı hani mı? Pamuk. 80 yaşında falan. Ha, teyze. Ama pamuk derler ya pamuk teyze. Pamuk gibi evet. Gerçekten bak. Aldım arabayı onu dedi ben de edeceğiz oğlum dedi. Kadın başladı ağlamıyor. Ay arkadaş bu. Kadın başladı ağlamıyor. Ay niye? Çocukları yokmuştu, yalnız yaşıyormuştu, şöyleymişti. O da tekelden emekli. Tekelden emekliymiş falan. O Kızılay'ın karşısında bir yer vardı. Pendik Kızılay'ın karşısında. Boş bir alan. Kızılay orayı otopark olarak kullanıyordu. Meğersem orası kadınınmış. Oo. Bu kadınınmış. Çoluğu çocuğu yok. Çocuğu yani onu hatırlamıyorum tam olarak. Bir oğlu var mıydı yok mu onu tam olarak şimdi yalan söyleyemem. Kadın gitmiş de demiş burası benim falan işte para istemiş satmak istemiş. Yok demişler falan filan. Kızlay'a öyle bir yetki veriyorlar bilmiyorum. İşte onu bayağı dolaştırdım işte ihtiyaçları vardı ihtiyaçlarını aldık falan filan. Bir, yani 2 saat 2,5 saat ben onu dinledim. Onu bırakmadım ben.
Hani işte şurada bir işim var diyor, gidiyor işte yaşlı orada bir şey vermiş, oradan işte bir şey alıyor, peynir alıyor, bir tarafa gidiyor zeytin alıyor. Yani böyle alışveriş yapıyor kadın. Bana çıkardı para verdi, dedim ben para istemiyorum, ben dedim bunu dedim, sana dedim. Bir daha tekelden emekli, ben de tekelciyim de, tekelde yuvada büyümüşüm ya, annem tekelden emekli falan. Ama kadının öyle bir yüzü var ki, devamlı ağzında dua var, devamlı dua ediyor böyle. Yok dedi oğlum, illa olacaksın falan dedim, yok falan filan. İşte o zaman bana bir para verdi. 5 liraydı işte. 5 liraydı tabii. Dedim bu teyze dedim bu parayı alıyorum dedim. Bunu dedim cüzdanıma koyuyorum. Bunu dedim harcama. Dedi ki oğlum bu parayı al dedi. Cüzdanına koydu. O da aynı benim dediklerine sarkıtı şey abi. Senin dedi hayat boyunca dedi, önün dedi açılacak dedi. Her istediğin olacak dedi. Ben de seni sana her zaman dua edeceğim dedi. Ve gerçekten öyle oldu biliyor musun? Bak ondan sonra ev aldım. Kendi usta arabamı aldım. Gerçekten abi. Bir de şöyle arabayı da yenilemiştin. İlk müşterin de o senin. He bir de öyle bir şeydi evet. Ya onu hiçbir zaman unutamam. O halen cüzdanımda. Gerçekten. Olur. Göstersene baba. Evet babam 5 lirayı çıkartmış. 5 lira değil. 500 lira. 500 lira. Gösterelim kameraya da. Evet. Eski para. Ondan bana da var. En az 20 sene oldu abi. Vay be. Evet. Hiçbir zaman cüzdanımı çıkartmamış. Baba zengin misin şu an parasıyla? 500 bin TL. O kadının parası bu abi. Hiç cüzdanı çıkardım ve ondan sonra gerçekten... Bütün işlerin açıldı değil mi? Açıldı. Sene 87 falan. Başka bir anıya geçtik. Heh. Aksaray'dan iniyorum. Eskiden yine halen var mı? El arabasının üstünde salatalıklar vardı. Adamlar böyle keserdi. İşte gidiyorsun, yani para veriyorsun. Hemen tık 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 soyuyor. Salatalık yiyorsun. Şimdi yok abi bunlar ya. Şimdi hatırlıyor musun sen? Mısır var, patates var, öyle bir şey. Salatalık. Bildiğin salatalık. El arabasının üstünde böyle dağ gibi salatalık var. Ama güzel fikirmiş. Bence bunu tekrar... Üstte suluyorlar böyle. Hani balık sularlar ya. Onu da suluyorlar böyle. Genellikle yaz aylarında. Ay ne güzel yaz aylarında. Serin serin. He. Hemen gidiyoruz. Tık 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 tık. Onların böyle aletleri var. Tırırır doğru. Tak tak dörde veriyor. Tuz tırırır. Hemen eline veriyor. Tam böyle Aksaray'da taksi durağı var. Onun yanından geçiyorum. Orada salatalık var. Onlar tabii taksi duraklarında. Vapur iskelerinde olur. Orada bir kalabalık var. O salatalıcı işte var orada. Oradan bir tanesi tap diye önüme atladı. Baktım İbrahim Tatlıses. Aa! Hemen kapıyı açtı dedi. Dedim abi dedim taksi durağı var hani o şimdi taksi durağının... Yok ben dedi hemen dedi yanına gideceğim dedi. Onun da Aksaray'da o zaman lahmacun pide salonu var. Çok iyi biliyorum basına çıkmıştı. Oo! Hemen tak dedi böyle dörde bölüyorlar ya salatalığı. Tak dedi böyle iki tanesini verdi bana. Sana. Isırmış. İbrahim yani. Tatlıses sana verdi. Evet. Yani. Niye bu kadar şaşırdınız? Ne bileyim öyle bir adam verdi. Anladın mı sana adam verir? Yani ama o zamanlar daha yeni yeni böyle İbrahim Tatlıses oluyor falan. Neyse işte nasılsın falan. 250 lira yazdı o zaman. 250 bin lira eski parayla. Çıkardım, nereye gittiniz? 500 lira verdi. Ya işte o zaman 500 bin liraydı ya. Şimdi göstereyim 500 250 lira. Kuruş var ya 250 kuruş yani. He. Şu anki. Ha. Evet. İşte 500 lira attı indi aşağı. Elimi sıktı teşekkür ederim dedim. Eve gitti. Benim de Polat Alemdar'la resmim var. Benim de futbol dönüştüğüyle resmim yok da karşılaşmıştık. Çok değişmiş babam ünlülerin. Evet. Hatta İbrahim Tatlıses'ten hıyar yemiş insan. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben Erenköy'de çalıştım. Şimdi benim oğlum gerçekten bak taksiyon orada hep ünlüler oturuyor. Hmm. Ama kendilerini kamufle ediyorlar. Yani. Şapka. Şapka, gözlük, kışın işte atkı, bere bana çok kendini diyor. Yani o kadar çok gerçekten ünlüyü taşımışımdır. Mesela şeyi taşıdım onu da hatırladım. Üç tane var ya şey sanatçı. Masar Fatma. Ha onların Kenan'ın var ya Kenan. O ünlüsü var ya bir Masar. Tane. Masar. Mesela onu orada onu da mesela aldım bir kere arabaya. Çok tatlı bir insan öyle mi gerçekten? Konuşmuyor yani. Ya onlar öyle televizyonda gözüktüğü gibi değiller. Çok soğuklar yani. Çoğu genelde soğuk oluyor. Bir de ne var biliyor musun? İnsan hani böyle konuştukça aklına geliyor. Böyle şu daha anda... Daha neler vardır da aklına geldi. Tabii canım şu anda böyle tırt diye öyle bir şey yok yani. İşte konuştukça şöyle anılarımız böyle. Gerçekten çok değişik anılar, çok değişik zamanlar geçirmişsin. Evet. Ama gerçekten güzel şeyler de yaşamışsın. Tabii. Bir sürü insanla tanışmışsın. Sen harbiden insan serdefi olmuşsun. Teşekkür ederim babacığım. Kanalıma tekrardan misafir olduğun için. Artık alıştınız zaten. Karasu'da olduğum için annemle babamla sürekli videolar çekiyoruz. Gerçekten de iyi ki de çekmişsiniz. Çok güzel anılarım varmış. Çok şaşkınlıkla karşıladım. Özellikle İbrahim Tatlıses'i ve şehit olayını hiç unutamayacağım. O zaman videomuzu artık kapatalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.